Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar, an itibariyle tarihlerimiz 25 Mayıs 2024, saatlerimizde tam olarak 15 onu gösteriyor. Kısa bir video çekmek istiyorum çünkü saat 18.00'da bugün itibariyle altın bilet ödüllü bir belediye binası 16 turnuvası düzenliyoruz. Onunla ilgili çalışmalara da başlamam gerekiyor ama velakin özellikle bu oyun içerisinde bir 5 günlük ara verdik. Devamında bir iki tane yalandan video çeker gibi yaptım. Ondan sonra yine bir ara verdik. O yüzden kısa bir güncelleme videosu sizlere sunma ihtiyacım doğdu arkadaşlar. E ben de bir değişiklik görüyor musunuz? Böyle birazcık zorlayın. Birazcık dikkatli bakın. Fark edeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Saçlarım döküldü. Evet bakın kestim demiyorum. Döküldü. Neden döküldü? Dikenli toplar yüzünden döküldü arkadaşlar. Bakınız şöyle hemen göstereyim bütün hesaplarım olmak üzere dikenli topları alıp aktif etmiş durumdayım. Bir takım işlerim vardı malumunu söylüyorum bir süredir. Bunlarla uğraşmaktan efendime söyleyeyim bu etkinliği tam olarak layıkıyla yerine getirememiştim. Ta ki son güne kadar en son gün artık baktım yetişmeyecek ve ben de e, kolları sıvadım ve çalışmalara başladım arkadaşlar. Böyle son 8-10 saat kala baktım böyle normal saldırılar yaparak da bu iş olmayacak. <laughs> Holland askerleriyle bu görevleri tamamladım arkadaşlar. Bütün askerlerimi Haaland askeri bütün büyüleri de yıldırım olarak ayarladım. Kupaları düşürmek pahasına seri bir şekilde saldırıları yapıp o ayakkabıları toplayıp belediye binası 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane belediye binası 15 hesabımda da dikenli topları alıp aktif ettim arkadaşlar. İkinci bir GDO'lu eldiven vakası yaşamamak için. E, bu sürecin sonunda bir baktım saçlarım dökülmüş. E, sıkıntı yok arkadaşlar yakıştı da yani bakar mısınız Allah özene bezene yaratmış. Yani birkaç kişiye benzettim ben kendimi siz söylemeden ben söyleyeyim. Windizel'e Vin e benzedim arkadaşlar birazcık Dwayne Rock Johnson'a benzedim. Bir de şey var ya judo judoya benzedim bak judo aynı judo, judo işini biliyormuş arkadaşlar. Yani biz bugüne kadar boşuna kafamızda hayvan beslemişiz yani. Kes gitsin arkadaş ne uğraşıyorsun ya ne kadar da rahat ettim bir bilseniz. Hatta insan ister istemez düşünüyor hanımefendiler bu şekilde bir ömür boyu nasıl yaşıyorlar bu uzun saçlarla ben anlamıyorum arkadaşlar. Allah onlara kolaylık versin yani. Evet. Bu arada yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Az mı yakışıklı oldum çok mu yakışıklı oldum? Valla benim çok hoşuma gitti ya. İnanın yani böyle yani bakıyorum bakıyorum doyamıyorum yani. O kadar güzel oldu. Muhtemelen sizin yapmak istediğiniz bir şey var. Aha onu da ben sizin yerinize yaptım içiniz rahat etsin. Tamam mı? <laughs> Şimdi gelelim işlerimize güçlerimize Turnuva var dedik turnuva benim kafam Şu anda turnuvada yarın da Yani pazar günü saat 18.00'da Belediye binası 9 Altın bilet ödüllü turnuvası olacak evet yanlış Duymadınız belediye binası 9 Turnuvası yapıyoruz arkadaşım azdan az gider Çoktan çok gider yeryüzünde bu işi Bizden başka yapan hiç kimsenin olduğunu da Düşünmüyorum açıkçası Turnuvalara katılmak için de açıklamalar kısmının En tepesinde sponsorumuz Vatangame.com'dan bir hesap aç. Tamamıyla ücretsizdir. Aynı zamanda çok uygun fiyatı güvenli bir şekilde altın bilet alışverişlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hatırlayın ana hesabımıza dikenli topu daha öncesinden alıp videonun içerisinde 11. seviyeye kadar da yükseltmiştik. Şimdi sanırım buna bir seviye daha verebileceğiz. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Evet 12 seviye dikenli topumuz hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var ki. Saniye başına artış, e, saniye başına hasar artışını görüyorsunuz. Daha yaralayamadık. Can artışı yine hakeza o şekilde. Yani bu seviyelerde bunu kullanmak çok da mantıklı olmayacak ama ulan o kadar uğraştık bari kullanalım değil mi? Deprem çizmelerimle de yer değiştirdim. Gerçekten canım yanıyor şu anda. Bir yandan klan oyunlarını yaparken bir yandan da baskın saldırılarını yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz iki hafta baskın saldırılarını kaçırdım arkadaşlar. Canım yanıyor. Bir şekilde işin ucundan tutup hesapları toparlamaya başlamamız lazım. Hayırlısı olsun diyelim ve lafı daha fazla uzatmadan klan kalemiz dolu ordumuz hazır dikenli topumuzu da almışız. Gelin şöyle bir saldırı yapalım bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar böyle çok da sağlam bir hesaba saldırıp kendimi rezil etmek istemiyorum. En nihayetinde yani alışmışız deprem çizmelerine değil mi? Deprem çizmeleri olmadan bu kraldan nasıl iş yapacağız ben gerçekten bilmiyorum ya. Savunmaları falan fena olmamakla birlikte yani düzeni olsun, duvarları olsun böyle zayıf bir köy çıktı. İhsiyarlarından bir tanesi de yükseltmedeymiş. Ya bir bakalım ne oluyor? En azından görmüş oluruz değil mi arkadaşlar? Bir bakalım yani şu dikenli top. Oy! Yani şuraya şifacıları attığımı hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Hah yine ne yaptım ne ettim? Bir tanesini kaçırdım. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Şöyle şu noktadan süper duvar kırıcımızı pozisyonlandıralım. Kraliçe zaten sağ taraftan gidecek gibi ama ne olur ne olmaz şu noktada. Ah arkadaş kaç tane güdümlü var. Hile mi yapıyorsun arkadaş ne yapıyorsun ben anlamadım ki. Heh, duvar kırıcı da ziyan olacak girmedi kraliçe içeri. Yani ne kadar tuzak varsa hepsini buraya koymuş vatandaş. E ne yapayım abi kraliçe de içeri girmedi al başına belayı. Dakika bir gol bir. Ee, acaba diyorum ki şuradan ben bir tane orman binicisini atsam. Bir şekilde kraliçeyi bir şekilde böyle içerilere doğru sokabilirsek. Belki bu saldırı mundar olmamış olur. Bunun için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane sinsi goblin atalım. Gerekirse bir tane daha orman bilinciyi feda edelim mi? Yok bence gerek olmayacaktır. Hatta durduğumuz kaba şöyle şu noktada Norman bilincileri spamlayalım. Hemen ardından koruyucu. Şöyle şuraya bir tane büyücü patlatıyorum. Elektro Titan devamında. Dikenli toplu kralımı pozisyonlandırdım. Ee, şampiyonu elimizde bekletelim bakalım ne olur ne olmaz. Kartal topu indiği anda şöyle şu şekilde yeri çağırmayı kullanıp kraliçeyi de çekip zeplini de belediye binasına doğru gönderiyorum. Sakin. Şöyle şu noktada bir kelle avcısı Koruyucunun özelliğine basmamaya karar verdim. Şu noktada bir tane dondurma. Oo bastım bastım. Orman minicilerinin canı baya bir azalmıştı çünkü arkadaşlar. Merkezde bir adet öfke. Şu noktadan şampiyonu sallayalım. Deli diye binasından kurtulduk şükürler olsun. Şu çokluğuyla monoliti dondurmanın vaktidir. Ee, i̇kinci öfke birimizi şöyle şu noktada kullanalım. İşte bak şimdi kralda olacaktı bir deprem çizmesi. Duvarları parça pinçik yapacaktı. Sakinim. Şu noktada son dondurma büyümü değerlendireceğim. 3 yıldız gelecek gibi gözüküyor. Şu anda gözlerim kraldı arkadaşlar. Bakalım dikenli top ne kadar iş yapacak. Son öfke büyümü de şampiyonda atmaya karar verdim. Evet kral özelliğini kullandı. Ne olduğunu bile anlayamadan toplar bir oraya bir buraya böyle sektiler gittiler ama e, iyi mi oldu kötü mü oldu valla bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> hani 3 yıldız aldık mı aldık yani. Belediye binası 16'da 3 yıldız almak çok da zor bir mesele değil bildiğiniz üzere. E düzen de kötüydü o yüzden 3 yıldız geldi ama ben bu dikenli toptan bir şey anlamadım arkadaşlar. O yüzden bir tane daha saldırı yapacağım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sağ taraftaki çarçop binaları şimdi dikenli topun şöyle bir olayı var. Ee, şampiyonun kalkanı gibi böyle sadece savunmalara vuran bir birim değil arkadaşlar. Ee, her şeye vuruyor yani altın madenine de vuruyor depoya da vuruyor oraya buraya yani önüne geliyor. En yakında ne varsa ona atış yapıyor. O yüzden böyle kralın özelliğini sonlara saklayabilirsek çok daha verimli bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Bir de insanın aklına ister istemez şu senaryo geliyor. Şampiyonun kalkanıyla kralın dikenli topunu eş zamanlı olarak kullandığını düşünün. Köyün yarısını temizlerler herhalde. <laughs> Göreceğiz bakalım. Evet. Birinci saldırımızdan 3 yıldızımızı aldık. Hemen şu Klan kalesini dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Evet efendim böyle güzel anasının gözü pırıldayan bir belediye binası 16 köy çıktı karşımıza. Ben burada şansımı denemek istiyorum. Kraliçeyi içerilere sokmak da çok zor olmasa gerek. Mesela şu kompartmanı kraliçe ile temizlerim. Zaten böyle köyün etrafından dolaşacağı için zeplinimiz de var. Çok sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Şöyle şuradan Önce bir temizlik yapalım. Bir tane sinsi. Şuraya da iki tane sinsi. Bir adet mayın eşiği ve bebek ejder. Şuradan bir tane mayın eşiği. Kraliçe. Devamında şifacılar ve ışık hızına yakın. Şöyle agresif bir öfke büyüsü ve süper duvar kırıcı da kullanıyorum. Tamam kraliçe oradan artık içeri girmezsen. Yani benim yapabileceğim çok da fazla bir şey yok yani. Senin vicdanına kaldık. Şöyle bir tane daha mayın eşiği atıyorum. Seken topa dondurma attım. Belki unicorn'u hayatta tutarız diye arkadaş. Şu seken toplar var ya. Tam unicorn katili arkadaşlar. Kraliçe de unicorn. Gözünüzü açıp kapatıyorsunuz bir bakmışsınız gitmiş yani. O kadar pis vuruyorlar. Evet çifacılar unicorn'a da böyle ufaktan da olsa dokundurma yapabilirlerse baya bir iyi olacak. Onu kaybetmek istemiyorum çünkü. Defansif kral için kelle avcım var. Kraliçe birazcık daha temizlik yapsın istiyorum arkadaşlar. Acelemiz yok süremiz var. <laughs> Çok güzel hemen şöyle kelle avcısını da gönder. Aslında göndermesek de olurdu. Keşke kelle avcısını bekletseydim. Neyse sıkıntı yok. Şimdi kraliçe <laughs> burada zaten gideceği yer orman binicilerini sallayacağımız yer. O yüzden çok fazla bekletmeden orman binicilerinde atacağım. Ve geri çağırma büyüsünü de çok fazla kullanmaya gerek kalmayacak diye düşünüyorum ben. <laughs> Belki farklı bir noktada farklı bir şekilde fırsat bulursak değerlendirebiliriz e, geri çağırma büyümüzü. Ben şampiyonu da bu noktadan kullanmaya karar verdim. Zeplerimi de pozisyonlandırıyorum. Patlatıcıya dondurma üflesin hemen ardından kullanıyorum. Koruyucunun özelliğinde şak dadanak bastım arkadaşım. Klan kalesine elektro alanda ne bileyim yani. Belediye binası 9 kafasıyla oynuyordur bu oyunu. Şu noktada bir adet dondurma patlatıyorum. Hemen şöyle zehir büyüsünde kullanıyorum. O balonların ölmesini istiyorum. Elektro sıkıntı değil. Tamam. Şimdi oturup izleyeceğiz arkadaşlar. Belediye binasını indirdik. Yalnız o çıkan balonlar, gizli testalar, klan kalesi askerleri tahmin ettiğimden birazcık daha fazla sıkıntı çıkarttılar. Merkezde hiçbir şey indirmedik. Ben belki şeyi de alırız diye düşünmüştüm. Siz söyleyin kartal topunu. Son öfke büyüsünü de şu noktada attım Ulan şimdi deprem çizmesi olacaktı Ah ulan olacaktı o monolitin canını okuyacaktık işte Ama yok eyvahlar olsun Galiba 3 yıldız gelmeyecek arkadaşlar Gerçi 3 tane hero da özelliğiyle birlikte elimizde Ama işte monolite kim vuracak Hiç kimse vurmayacak Şampiyonu da değerlendireceğim Gerçi merkezde bir dakika o kadar da enseyi karartmayalım arkadaşlar Merkezde orman binicileri Hayatta ve artlarında da şifacılar var. Kraliçe özelliğiyle birlikteydi. Lan kral yine özelliğini kullanmış. Ben yine görmedim ya. Nereye gitti bu toplar? Siz izlerken muhtemelen rahat görmüşsünüzdür de arkadaşlar. Ben hakikaten seken topların etkisini görmedim. görmedim yani. Ne yalan söyleyeyim. Görmedim. Çalışmadı, çalışmadıysa da görmedim yani. Çalıştıysa da görmedim. Çalışmamış bile olabilir yani. <laughs> ne bileyim. <laughs> Peki içime sinmiyor arkadaşlar. Bu konuda hatta sizlerden fikirlerinizi bana bildirmenizi rica edeceğim. Ne kullanıyorsunuz ekipman olarak? Kralda GDO'lu eldiven mi? Deprem çizmesi mi? Vampir bayığı mı? Barbarlar mı? Ne kullanıyorsunuz yani? Bu arada 99 olmazsa olmazımız değil mi? Aynen. %99'da kalmadı da demezsiniz. Hakikaten şaka bir yana soruyorum size. Dikenli top mu? Bakmayın şu anda seviyesi düşük bir şey de anlamadım videonun heyecanıyla ama. Dikenli top mu kullanmalı? GDO'lu eldiven mi kullanmalı? Deprem çizmesi mi ya da farklı bir e, ekipman mı? Bu konuda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız memnun olacağım. Ey vatandaşlar. E. Evet. Daha fazla saldırı yapmayacağım. Şu klan kalesindeki ganimetlerimizi toplayalım. Bakalım yükseltme yapabilecek miyiz? Avcumuzu yalıyoruz. Laboratuvar boşta ama <laughs> 9 milyon iksirimiz var. Duvar basım ya duvar basacağım ya. Laboratuvar birazcık daha boşta kalsın arkadaşlar. Aa yapma be. Basmayacaktım. Neden? Hayvan barınağını basmak için iksir biriktiriyordum arkadaşlar. Bir anlık boşlukla bütün iksirimizi duvarlara ziyan ettik. Neyse sağlık olsun. Yarın öbür gün onların da icabına bakarız. Evet arkadaşlar daha fazla saldırı yapmayacağım. Videonun başında da söylemiştim. Güncelleme mahiyetinde saçlarımı kestirdiğimi ve dikenli topları hesaplara aldığımı e, söylemek için bu videoyu çekiyordum. Hadi gelin şöyle iki numaralı hesapta da yapabiliyorsak dikenli top yükseltmesi yapalım. Bir de şey söyleyeceğim. Ben biraz kendimi kaptırmışım. Hani barbar kralın ekipmanı ya. Dedim ki alt hesaplara da alalım. Bakın hatta şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bütün hesaplarıma istisnasız bütün hesaplarıma bu ekipmanı aldım. Hatta ve hatta sınırları zorladım. Belediye binası 7'ye bile alacaktım. Halın askerlerini bastım. Yıldırımları bastım. Devamında eğitim iksirini kullanıp birkaç tane de saldırı yaptım. Sonradan kafaya jetona düştü. Belediye binası 7'de ekipmanlar yok ki. <laughs> Bunu fark ettiğim anda da hemen çıktım hesaptan. <laughs> Büyük bir utanç içerisinde. Evet <laughs> o da öyle tatlı bir an olarak kalsın. 14.000 mavi zımbırtımız, 680 mor zımbırtımız, 111 tane de turuncu zımbırtımız var. Şöyle alabildiğine yükseltmeleri yapalım ve yavaştan da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Malum işimiz gücümüz var. Oyun oynamıyoruz burada. Turnuva'da millet bizi bekliyor. Evet kaç oldu? 11. seviyeye kadar yükselttik. Yine her zaman olduğu gibi mor zımbırtının eksikliğinden dolayı tıkandık kaldık. Evet, şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.